sevgili seyirciler, yanımda bir beyefendi var. Bu beyefendi gerçekten çok önemli bir beyefendi. Neden diyeceksiniz? Efendim, değerli abim, doğal hayatı, Taşucu Doğal Hayatı, Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı. Vakfı da başkanı. Yani neden önemli benim için? Tabi doğayı seven, doğayı koruyan herkes benim için çok önemli beyefendi. Öncelikle teşekkür ediyorum bununla ilgili çalıştığı için. Mesela limon suyu. Burada gördüğünüz marketlerdekilerde %100'ünde boya vardır ve kimyasal katkılar vardır. Daha yemeden o kadar güzel ki limon oldu dedi, yemeden yüzüm kırıştı. Sevgili seyirciler, gerçekten saf limon. Samimi söylüyorum. Bizim gerçekten hastanede İstanbul'dan aldıklarımıza ne koyuluyor? O görmüş olduklarınız boya ve sitrik asit. Sitrik asit nedir? Limon, limon tuzu, halk arasında limon tuzu. Bizim limon tuzu biliyoruz. Evet, karıştırır annelerimiz. Şey olarak, gıdada sitrik asit olarak geçer. Halk arasında limon tuzu olarak isimlendirilir. Narın, keçi boynuzunun faydaları anlatmakla bitmez. Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun, nar yeme kültürü ise bizim üç din kutsal kitabında nar, zeytin ve incir kutsal meyvelerdendir. Tanıdığım doktor arkadaşlarımdan da öğrendiğim kadarıyla nar suyu inanılmaz mucize bir şey. Yani nar zaten öyle ama suyunu içmek yani inanılmaz birçok şey. Ben direkt nardan, artık narın yararlarına, nardan bahsedelim biraz. Şimdi nar antioksidan açısından dünyadaki meyvelerin en yüksek antioksidan olan ürünlerinden bir tanesi. Kalp rahatsızlığı için, şeker hastası olanlar. Şeker hastası olanlar. Evet. Yani şekeri düşürüyor mu? Tabii, yani bugün tıp şeker hastalarına, kalp hastalarına özellikle nar yemesini öneriyor. Şimdi örneğin şu görmüş olduğunuz narın çekirdeğinin unutulmuş şekli. Nasıl yeniliyor? Örneğin yarım çay kaşığı dilinizin üzerine koyup suyla yutuyorsunuz. Yüksek kolesterolü olanlara. Şimdi narın çekirdeği, nar çekirdeği bunu. Evet. Evet. Bu suyla içmeniz lazım. Koltuk. Aman Allah'ım. Sen bu yüksek çekirdeğinden mi suyla yutuyorsun? Aman Allah'ım. Bunun yemesi çok zormuş aslan abi. Kolay da çok koydunuz. Şeker hastası, kalp hastası ve kandaki kireçlemeyi, beyin damarlarındaki kireçlemeyi de mümkün olduğu kadar azaltan gerçek anlamda bir doğal ürün. Keçi boynuzu pekmezi. Armut da deniyor. Evet, evet, armut, keçi boynuzu. Özellikle sevgili seyirciler, bronşit sorunu olan, astım sorunu olan, yani mesela çok kötü, keşke içmeseniz ama sigara için insanlar için. Akciğer kanserini birinci derecede önleyici bir sigara. Akciğeri. Evet, akciğeri. Akciğer kanseri. Karaciğeri? Karaciğeri dedi, kansızlığı bir yerde takviyesini yapıyor. Çok sağlıklı değil mi şimdi? Mesela bir gün bir bayan beni aradı, Silifke'den bir bayan. Müthiş kansızlık çekiyormuş. Doktor, doktor. Çok gelsen bir şey olur mu? Yok, hiçbir yan etkisi yok. Keçi boynuzu pekmezinizi marketten aldım, sağlığıma kavuştum. Sırf teşekkür için sizi arıyorum diyor. Benim de akıl sağlığım bozuk. Bak şunu yedim kendime. Güzeldi. Deliydim, deliydim. Valla kendime yildim, kendime yildim. Evet. Bu gördüğünüz de keçi boynuzunu, yani hamurun kahvesi. Ah, evet. Bildiğimiz kahve. Kahve. Görmüş olduğunuz bu güzel kahve, keçi boynuzu kahvesi. O kadar güzel bir tadı var ki sevgili seyirciler. Yüzümdeki ferahlığa, rahatlığa, huzura bak. Yakışıklılıkla, zaten yakışıklıydım. Buraya geldiğimde çok çirkin bildettim. Şunu içtim, kendime geldim. Bir güzellik çöktü, bir yakışıklılık çöktü üstüme. Çok beğendim, çok beğendim, çok beğendim. Kaç yaşındasınız aslan abi? 77 yaşındayım. Ben 77 görmedim. Taşı patlat 35, 35. Yiyin siz de bunları, kalın öyle. Her şeye iyi gelir, her şeye. Armut betmezi. Hepsi gerçek. Burada hiçbir şeyin içinde hiçbir şey katık yok. Reçelimiz bu. Mandalin reçeli. Reçellerde hiç kimyasal katkı yoktur. Glukoz da yoktur. Tamamen pancar şekeriyle yapıyoruz. Sevgili seyirciler, ne olur
bir ürün alırken özellikle buna dikkat edin. İçinde, içeriğinde fruktoz, glukoz gibi mısır şurubu içeriği olan, muhtevası olanları tercih etmeyin. Burada sevgili Aslan abinin de dediği gibi mutlaka ve mutlaka pancar şekerinden, bakın yine altını çizerek söylüyorum, pancar şekerinden yapılanları tercih edin. Çünkü diğerleri vücuttaki şeker oranı aşırı derecelerde yükselterek özellikle şeker hastalarında şeker komalarına yol açacak etkiler yapabilir. Bu da portakal kabuğu marmeratı. Bunun içinde bal var. Fındık var. Bu desene mesela macun öyle bir şey. Evet, bir nevi macun. İçine bal koyuyorsunuz, fındık koyuyorsunuz. Fındık koyuyoruz, karanfil var, tarçın var. Bu nedir ya? Evet. Bu nedir ya? Bu da narın sirkesi. Nar sirkesini ilk defa duyuyorum. Sirkenin de tadına bakayım ben. Her şeyin tadına bakıyorum vallahi. Zayıflamak için içmeniz lazım bunu. Haa, öyle desene. Kaç kilo zayıflamışım da Aslan abi? Bir yarım kilo verdiniz. Çok güzel, çok ekşi. Bu da antioksidan. Sirke. Evet, kilolu kişilerin içmesini tavsiye ederim. Ne sevgili sirke? Bu da %100 narımızın... Bir klasik nar ekşisi. Bunlar hep işte doğal ürünler sevgili seyirciler. İnsan gerçekten farkını o kadar iyi anlıyorum ki. Tadını alıyorsunuz, kokusunu alıyorsunuz. Açar açmaz böyle. Çok teşekkür ediyorum Aslan abi. Sizin gibi girişimciler olduğu müddetçe bu güzel ürünler, bu sağlıklı ürünler sofralara ulaşacak. Size de afiyetle yemesi dişecek sevgili seyirciler. Silifke'nin yetiştirdiği gerçekten güzel ve özel seslerden birisi bir beyefendi var. Değerli meslektaşım Remzi Kır Beyefendi ile beraberiz. Kendisi aynı zamanda Badalı mıydı? Tosmalı. Tosmalı. Köy muhtarıyım. Tosmalı köyünün de muhtarı. Hem muhtar, hem sanatçı, hem müzisyen hem de restoran işletmecisi. Remzi abi çok güzel kelle yapıyorlarmış fırında. Bana da söz verdi. İnşallah güzel bir yiyeceğiz. Remzi abi kaç yıldır saç çalıyorsunuz? Hani çok uzun yıllardır yani 10 kardeşiz, 5 birader bağlama çalıyoruz, 2 büyük abim var, hep onlardan öğrendik çocukluğundan beri yani ilk okul yıllarına beri çalıp çalıyoruz kendi kendimize. En sevgisiyle sizi çok güzel bir sesle baş başa bırakıyorum şimdi. Seni yaylamadım kar iken kar iken yavru palazımı da anlayamadım çor iken bu güzellik bende de bu gençlik var iken alırım ahtımı da koymam sende ay gelin sevdiğine sürmeline sende de bu güzellik bende de bu gençlik var iken atımı da koymam sende ay gelin sevdiğine